Az önce arkadaşlar füzeleri gördüler. Herkes birbirlerine WhatsApp mesajlar paylaşıyorlar. Birbirlerinin videolarını paylaşıyorlar. Ben görmedim çünkü ben pencereden dışarı bakmıyordum. Ama füzeler havada patladı. Ve diyorlar ki İran'dan geldi bu füzeler. Şimdi İran saldırmış İsrail'e. Biz de çok yakınık İsrail'e. Yani yanlışlıkla bize doğru mu geldi acaba yanlışlıkla? Yoksa acaba kasıtlı mı oldu? Şimdi kasıtlı olabilir. Neden kasıtlı olabilir? Muhtemelen yanlışlıktır. En azından umarım ki yanlışlıktır. Ama kasıtlı da olabilir. Neden kasıtlı olabilir? Çünkü bugün çok büyük İngiliz uçağı, savaş uçağı uçtu İsrail'e. Ve İngilizlerin üsleri vardır Kıbrıs'ta. Kendi egemen üsleri vardır Kıbrıs'ta. Ve orası bir savaş gemisi gibi kullanıyorlar Kıbrıs'ı İngilizler. Yani kısacası İngilizler de bizim başımıza beladır yani. Çünkü bunlar da bunları ne sokarlarsa Kıbrıs'ta hedef olabilir İngilizlerin yüzünde. Okay. O vardı. Ama işin tuhafı nedir biliyor musunuz? Kıbrıs'ta aşırı çok İranlı vardır. Ama merak etmeyiniz. Çünkü İran hükümetin yani o Muğlaların, o Ayatollaların nefret ettiği İranlardır. Bundaki İranlar özgür yaşamak isteyen İranlılardır. Açık, birçoğu dinsiz ve onlar yani vatan hainidir o şeylere göre, Muğlalara göre. Ya. So ciddi ciddi problemler vardır. Ben bu bölgede kimisi diyor ki İsrail'in de bir parçası var Kıbrıs'ta. Yani, o komplo teorilere girmeyeyim. İnan sayın. Ama ciddi ciddi problemler var ben. Ve bu başlarsa, bu başladıysa acaba 3. savaş yaklaştı mı? Kaç defa bu konuşma yapacak ha? Kaç defa bu konuşmaları da yapacak ama gününde sonunda bir gün yapmayacak artık. Çünkü gerçekten olacak ve bitecek her şey. Öyle gibi gözükür. Diye söyleyeyim. I don't care. Yalan dolan zaten her şey. So, fuck it. Tears in a bucket. Yeah. Hayırlısı mı? Hayırlısı. Az önce Hakan bana sordu. Baba sence biz Kıbrıs'ı kaybedeceğiz. Böyle savaş çıkarsa. Ben dedim babam. Türkiye kaybedenin tarafında seçerse Kıbrıs gider. E böyle bir diyelim 3. savaş çıktı ki gösterir ki çıkarsa 3. savaş bu bölgede başlayacak. 3. Dünya Savaşı. Türkiye hangi tarafı seçtiği bağlı. Türkiye kaybeden tarafı seçerse Kıbrıs gider. Bu kadar basit. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'yı seçtiğimiz için Osmanlı İmparatorluğu bitti ve her şey bir sürü topraklar elden geçti. Ve değişiklerim bu. Şimdi videoyu da izleyebilirsiniz. İyi geceler. Siz ne diyorsunuz? Peace out. Yıldız değil onlar. Uçak atıyor. Onu mu? Bak yine. Ondan mı yapıyor?
Alo?